6 ay kadar öncesinde ne olsa ben o kadınla kesinlikle çıkamam, duygusal ilişki yaşayamam falan diye. Hani kafamda böyle zihinsel egzersizler yapıyor ya insan bir şey. Hani yani evet, o kadın ne yapsa, ne yapsa ya da hani şekli şemalinde ne olsa o mümkün değil yani hani onunla bir, bir, bir duygusal ilişki yaşayamam ya da işte bir, bir eş olarak seçmek. Kırmızı çizgini değil. öğreniyoruz yani şu anda. Evet kızlar iyi dinleyin. Takma tırnakmış arkadaşlar benim mesela durumumda. Yani gerçekten toplu taşıma kullanıyorum ben arasında. Toplu taşımanın içerisinde bir görüp böyle fark ettim. Yani bir şekilde artık bu bir kuşaklama alakalı hani bu umura falan da bağlanacaksa bağlanabilir konu kendisi. Hiç bu mesela, mesela yani bana çok absürt bir şey de öyle geliyor tabii. Çokla estetik de öyle geliyor yani çok yoğun estetik yapılmış hali de öyle geliyor. Şeyde bir, bir, bir böyle çizginin dışında bir şey gibi geliyor onu anlamakta hani çok kolay bir yolu var aslında. Yani kız çocuk yapacaksın ergenliğe girene kadar bekleyeceksin. ben de iki tane var. Mesela evde şöyle çatal tutmalarına böyle aşinayım. Kötürüm gibi herkes evde böyle ama onlar çok önemli. Onlar gece Ya de... bu arada tüm mesela yani tüm... süslenmenin her türlüsüyle hatta tüm marjinallikle alakalı piercing dahil olmak üzere yani iyi yapıldığında, estetik olduğunda, yani stili düzgün olduğunda çok da şık buluyorum. Bunlarla ilgili bir şey değil demek istedim ama... Takım ne kadar taktın? Çocukluğuna... O, o bana böyle bir sınıfsal da bir karşılık ya. geldi galiba. Evet. Sende bir şey var o konuyla ilgili. <laughs> Derinde bir yerde bir tırnaklanmayla ilgili bir durum var. Ben yani bilmiyorum ki bana... Bana daha çok şeyi hatırlatıyor. Onları hatırlar mısın? Şu eskiden e, kabilelerde, mobilelerde tırnakları dönerek uzayan tipler olurdu ya falan böyle. Tuhaf marjinal. <laughs> Hindistan'da hiç kesmeyip Kesmeyip kesmeyi uzayan falan. Ağaç kabuğuna benzer, Aa, Evet yani. evet. bana, öyle şeyleri hatırlatıyor yani. Böyle başka Yok ya, bir... ya bizim kızlarınki güzel. Melike Beroş ne haber? <laughs> Onlarınki iyi ya. Üzerine bir de şey yapıyorlar onun. Nail Art. Bak ismini öğrendim. Nail Art böyle şekil şekil yani, yani Zaten bir şey yıllar art ekleyince o, o kadar da şey yok. bir sürü şey yanına art e diyorlar. Benim yani. Melike'nin tırnakları orijinalmiş. Ben onu uzun süre takma zannettim. Çocukcağız onları özellikle uzatmış. Piyano çalmaktan fedakarlık yapacak kadar önemliydi o tırnakları onun için. Ya yani ben şey diyordum ben yani takmaz nasıl bunu çıkarıyordur, çalıyordur falan yok uzatıyormuş bayağı bir. Yani uzun tırnağın kendisi zaten bir trend şu anda anladığım kadarıyla. Evet, gençimde evet, yani... biliyorum ve hanımlar yapardı ama bugünküler... Kısıtlı Birinci sosyal trendler yani. oluyor. Yani bir grubu ya da bir yaşı ya da bir dönemi baskın bir şekilde etkileyen belki öyle bir şeydir. Bana sorsan umarım geçicidir diyeceğim. Ama nasıl yani. gerçekten Mapucho'daki o kulis gibi olduk ya. Olduk gerçekten <laughs> yani. Hiç anlamıyoruz onu. Yani. Hiç mesela benim çizgimmiş yani olmaz yani. yani o Otografla alakalı bir şey yapamadım yani. Ama yani böyle ben. bir sosyal... Şimdi ben mesela şeyi düşünüyorum. Sami ve benim üniversitedeki fotoğraflarımızı niye hiç ortalıkta görmediğini hiç merak ettiğini bilmiyorum ama... Ben gördüm o seden Yıllık fotoğraflarınızı gördüm. Yıllık değil abi. Kafeterya, doğal halimiz. Doğal yaşam alanı. Enseden uzatılmış kıvırcık saçlar böyle. Ama yani gerçekten şey vardı Miami Vice, Tom Selleck vardı, Magnum falan. Onların olduğu dönemler gerçekten kötüyüz. Ee, şal var, kot pantolonun altında gözüken beyaz çorapların içine sokulmuş şetman kazaklarla beraber bütün şeyi birleştir. Sadece o dönemde babama aynı şekilde o, takma tırnak gibi saçma geliyordu o yaptığım şey. Bu ne falan diyordu. Kaç kere hani darbeli matkapla saçlarımı kesilme tehdidi aldığım vardır yani. Beğeni kuşaklarla beraber değişiyor. Onu biliyoruz ya. Yani kıyafet beğenisi ya da hani oradaki durumlar kültürel olarak birbirine ekleniyor ya da değiştirerek geliyor. Hani işte 1900'lerden başlayarak kıyafet, moda değişimlerini gösteren videolar da hazırlıyorlar. Çok etkileyici oluyor yani o değişimi kendisini görüyor olmak. Bu beğeninin değişiyor olmasında kuşaksal durum var. Baba oğlu beğenmiyor, oğul babayı beğenmiyor falan oradaki tercihler... Abi zaten beğeninin nesnesinin hiçbir önemi yok. Onu diyorum işte. Yani o gün şal var kot bilmem ne kazak, beyaz çorap, lüle saç. Bugün tırnak. Bak, tabi basit bir hipotez var. Bir kız çocuğunun annesi takma tırnağı, önce taksın, o kız hayatta girmez o işe. Yani ebeveyni kıl edecek, bir şekilde onun sınırlarını zorlayacak herhangi bir şeydir ergenin dikkatini çeken. Mesela bu mesele genelde öyle başlıyor. Yani ailenin herhangi bir rutinine çomak sokmakla alakalı. Benim mesela gayet dini bütün evimde, ailemin evinde... James Hetfield ve Iron Maiden'in edisinin kanlı fışkırı fotoğrafları, <laughs> King Diamond'ın öyle suratı falan... Odan böyle babam şeytanları doldurmuş diyor. Annem gibi oğlum yapma gidin, melek girmeyecek odana falan diye. O mesela hoşa gidiyor. Yani çünkü çatışmıyorsun ama belli ki onlarda bir arıza yaratıyorsun. Varlığını onuyorsun, istediyorsun diyorsun ben buyum falan. Babamın çocuklarını anlamakla alakalı ömründe 5-10 tane hamlesi olmuştur. Bu hamlelerden bir tanesi. <laughs> en fazla 5-10 tane. <laughs> 5-10 tane hamlesi olmuş. Yani 5-10 dönemde denemiştir yani. Çocuklarımı da anlayayım <laughs> bu konuyla alakalı. Wasp'ın White Snake'in karışık olduğu kasetim vardı. Bir akşam böyle yazlıktayız eve geldim. Akşam yemeği hazırlanıyor ama bayağı bildiğin hani masada böyle hani taze fasulye bilmem ne falan olduğu bir masada vasp çalıyor <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Babamla annem de böyle bir <laughs> <laughs> öyle bir fotoğraf hatırlıyorum. Yine <laughs> dinlermiş gibi. Gildiğimi. Benim de e, o karışık kasetlerde bir sürü böyle kasetler vardı falan. Babam ne dinliyorsun dedi bunları bu kadar niye alıyorsun, Hepsi aynı değil mi falan dedi. Ben de ona sevdirmek için o dönem en popüler dinlemiyorum ama elimde var. Michael Jackson'ın Thriller şeyini koydum. Billie Jean miydi hangisi? Hem de en ponçini buldum. Sardım kaseti. Bir açtım. O don't -ding -ding, ding, ding 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 çalıyor ya. Dedim kesin çok hoşuna gider. Dedi ne biçim müzik? Dedim içimden baştan kaybettim. Ben yani şimdi benim esas orijinal dinlettiklerim O yüzden onlar hepsi sümen altı abi. Anladım ki yani sadece Michael Jackson dinlemek bile benim için yeterince asilik. Boşa masraf yapmış o zaman zincir takoz Çok daha adı. kolay çözerdik Çok bu işi. Çok daha işini. kolay olurmuş ama bilmiyordum o zaman işte metalci olarak. Ama yani neticede söylemek istediğim aslında ta insanlığın en erken antropolojik dönemlerinden beri var olan bir şeyin yansıması da ama mesela bunu böyle demek seni rahatlatmıyor. Mesela esas konu o. Yani sen mesela hala bu niye böyle? Mesela bir düşünsene kadınlarla ilgili kırmızı çizgi çekmene sebep olmuş bir şey. Halbuki mesela bu tırnak uzuyor. Uzun zamanlardan beri uzun tırnakla ilgili bir şeyler geliyor gidiyor. Ama şu anda mesela bu kadar bizim gözümüze girecek kadar abartılması. Ben burada gerçekten dalga geçmiyorum. Evde kızlar kötürüm gibi bazen. Öğrenilmiş estetik diye bir yani. şey olabilir belki. Abi işte bak yani şöyle bir şey söyleyeyim. İki kızımız ayrı ayrı şehirlerdeler. Arada bir görüşüyorlar. Abi mikro hareketlerinden onaylama mimiklerine, selamlaşmalarına ve kıyafet tırnaklarına kadar her şeyleri kendi şeylerinde de yaşıtları arasında da bir merkezden yönetiliyormuş gibi. Mesela şöyle bir hareket var. Şimdi mikrofonla şey olmasın. Ben, ben bunu kızlardan öğrendim. Mesela bir şey mesela ya şunu şöyle yapmasak bende. Böyle ve bu evrensel bir şey. Yani bir kozmik bir düzenin dünyadaki yalnız bir, bende bu hareketi mesela nasıl öğreniyorlar diye bakıyorsun. Takip edemiyorsun ha Böyle bir şey yok. Bir kaynak yok yani. Ama ben de bakıyorum mesela zamanında Zıt Erenköy vardı mesela. Kim öğretti bana hatırlamıyorum. Yani saçma sapan bir şey. İşte abla da pişiriyor. Zıt Erenköy. Herkes bunu biliyor benim yaşında. Şimdi geçenlerde bizim çocuklara yapayım dedim. Hani onların alemine belki bir güzellik yaparım. Gerçekten bir hoş, nahoş bir sessizlik oldu. Bu mu yani? Tam tam boomer hissettim. Evet, Çok kötüydi yani. E bak, bir de, dedim, de tabii zübürü çok... dantelledin mi hatta var diyor. Zübürü dantelledin mi? He? Zıt Erenköy. Anlamadılar bu şeyi tabii. Anlamamaları çok normal. Ben de, ben de bunu anlamıyorum mesela. Çok güzel yani bence. Ee, hiç diyecek bir şey bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani kızların dedikodusunu yaptığımıza inanamıyorum Önce can sonra. Ama 400 bölüm çekersen böyle oluyor işte bak sonunda. Milleti tırnağına saçına sarıyorsun. Ya e, bence can cananın orijinalliği böyle. Yani biz hani konu belirliyoruz, üzerine bazen çalışıyoruz, üzerine de düşünüyoruz falan ama hiç İlki böyleydi değil mi? E, i̇lk başladığımız yerden itibaren. Yani kafadan <laughs> tamam, Mustafa doğru. kabul et, balkondayken tırnak mırnakla daha önemli sorunlarımız vardı yani. Artık dünyadaki bütün konuları konuştuğumuz için konu saç tırnak kozmetik noktasına Hadi yani. bu adam e, buradan geleyim. Sağlam da bir soru sorayım şeyde. Gerçekten şey, kamera. Hmm. Gerçekten. <laughs> Şu şey. an poz vereyim dedim yapamadım. Bıktın mı? Neden? Dört sene öncesinde Yok. heyecanlarıyla, ritmiyle, işte sisteme yeni tanışmalar, işte yeni bilgiler, çatışmalar, hani üzerine oluşturduğu şeyler oradaki döngülerde. Bıktım. Bir şey sınıra geldi musun? mi? 20 bölümde etraftaki herkese yeter gayri demişlerdi ya. Yani yeter daha bu kadar yaptınız falan diye. Mesela o günkü hissiyatla neyin yeter? Yani mesela bugün sorsalar... <laughs> yok Can Canan'ı yapmaktan bıktım. Ya Can Canan da şöyle bir kolaylık yapıyoruz biz. Biz zaten yani haftada bir ya da iki defa görüşüyoruz. Ve görüştüğümüzde ne konuşuyorsak aslında çok mu benzer bir şey ha, Ben bunu diyorsun zannettim. Yok hayır. Hayat yani yürüdüğü yolla alakalı. Sen hmm. hocasın, profesörsün. Yok yok. İşte şey falan. Yani böyle belli döngülerden, belli ritimlerden, belli rutinlerden bıktın mı? Ha, dur şimdi. Bir, Anne, bir, sinir noktasında, azıcık pislik yapıyorum hani mevzuyla alakalı. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani herkes de nasıldır bilmiyorum ama benim hayatımda belli bir döngü var. Sen bunun bir iki noktasında da şahit oldun. Yeterince uzun tanışıyoruz seninle. Mesela yani şu aralar risk içeren bir şey yapmak zorundayım. Çünkü bir şeyler artık bildik ve tanıdık hale gelmeye başladıkça... yani Bunun fizyolojisi de var, yapacak bir şeyimiz yok. Şey. Testosteron ve adrenalin düşüyor. Tam düşünce böyle yani zevk var. Mesela testosteronla dopamin kardeştir aynı zamanda. Yani risk alma davranışı dopamini de arttırır, testosteronu da arttırır. Testosteron dopamini etkiler falan. Şimdi bu iki hormon ya yani biz bunları sadece erkeklik kişilikleri düşünüyoruz ama yani hayatta hakikaten motivasyon, ilerleme, yeni bir şey yapma arzusu falan yap bununla ilgili. Ben böyle 4-5 senede bir bir ara gaz olmazsa, bir yeni bir şey yapmazsam böyle bir bir, bir bıkkınlık geliyor hakikaten. Şu, daha sonra bıkkınlık demin yorgunluk geliyor. Bıkmıyorum mesela yaptığım işten ama ya bir biraz daha patinaj hissediyorum bir şeyleri Şimdi yaparken. ben bunu dostluklarımda yaşıyorum. Yani gerçekten ne mutlu ki 20-25 senelik dostluklarım var. Hem de sayısı böyle 1-2 de değil 5-10 taneye varacak şekilde kalıcı, hala gündeminde olan eski, kadim biriktirilmiş hikaye var. Fakat şunu fark ediyorsun. Onlarla zamanında yaşamı öğrenmeyle alakalı risk alımla tecrübeyi ortak yaşamışız. Tehditler yaşamışız, çok aşık olmuşuz, işimizle alakalı çok kritik dönemler yaşamışız falan. Pikler yapmışız. Bu piklerin hepsinden de hikayeler kurmuşuz. Ama şimdi bakıyorsun o adamlarla beraber aynı şeyi. Aynı pikleri şimdi alamadığın için, şimdi çok daha tecrübeyle yönetiyorsun. Riskli bir şey yapsan da tecrübeyle yönetiyorsun. Mesela senin de benim de kendimizi yaşamda var edecek ekonomiyi riske edecek oranda ekonomik risk almayız. Ticari evet. yatırım yaparız ama riskimizi öyle yapmayız bir şeydi. Ama o dönemde öyle yapıyorduk yani bayağı hayatımızı tehdit edebilecek şekilde bir şeyler alabiliyordun. O yüzden de bu anlatılacak bir hikaye kalıbı oluşturuyordu. Heyecanlı bir şeydi. Şimdi buna baktığında 4 sene önce böyle bir hikayeydi. Benim hayatımda başka gerekçelerle, senin hayatında başka gerekçelerle bu mevzuda vardı ama şimdi buradaki hikayeyi getirdiğinde bunu biliyor olma, tecrübe ediyor olma hikayesi. Bunu böyle riske edemediğimiz için eski hikayelerini anlatan adamlara dönüyoruz. Evet, Şunu şöyle yap Çok Marcus güzeldi yani. değil mi falan diye ya da işte şu şu hikaye bu böyleydi diye eski hikayelerini ya da rutinde devam eden benim gündemimde de olduğunu biliyorum senin gündeminde de olduğunu biliyorum. Hayatla alakalı merak ettiğin tonla üzerine konuşacak konu var <laughs> bir şeydi ama o konuları artık seni tehdit eden senin söylediğin şekilde yani senin adrenalinle alakalı değil. Senin rutininin bir parçası. Oraya dönem dönem ya böyle ya böyle bir şey gerekiyor. Yani hani bir, bir... işte meydan okuma olmadan zorlama olmadan o şeyler akış tetiklenmiyor ya hani o lana ah yaptım. Mesela hacı abi 50 yaşına geldik. Nasıl kendimizi... <laughs> bak hacı abi diye girdim muhabbete düşün. şey <laughs> evet yani. Nasıl bunu riske edeceğiz? Ne yapacağız? Hayır risk Tamam bir sonraki bir paraşüt atlarken çekelim. Şey, <laughs> ya mesela bunun sınırı ben, abi ben hayat kaç defa dört defa mı ne bungee jumping yaptım. Şimdi Hayata tabii ki, <laughs> tabii ki paraşütle atlayabiliriz. Çok eğlenceli olacağına çok eminim. bir ee, şeyde ama yani ben mesela burada burada bu benim için hala şey değil yani. Line dışı, hat dışı bir şey. Ben de düşündüm de hiç yani. <laughs> ne olacak yani? Evet. Burada zaten paraşütsüz atlıyor gibi bir durumumuz var. Yani mesela çok öyle at binmeye gidelim. Çok eğlenebiliriz ama bu mesela öyle bir şey değil. Ya evet. ATV kullanalım. Öyle bir i̇şte şey değil. mesela kim? ülke değiştirmek. Bu şeylerden bir tanesi. Ülke değiştirmek derken yani terki diyar etmek anlamında değil de hakikaten mesela ben bu yaptığım işi şey, şimdi başka bir ülkede işte muhtemelen yakında Brüksel'de başlayacağım. Böyle bir yeni bir ortamda test etmek. Yani yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalmak lazım. O seni hem ayıltıp diri tutuyor hem de zaten yapa geldiğin şeyi daha bir dikkatli ve şevkle yapabilmene yardımcı oluyor. Yani azıcık böyle hakikaten zorlayıcı bir şey lazım. Bir de abi tecrübe biriktirdikçe senin risk algında da çıta yükseliyor. Yani şimdi mesela benim para kazanma ya da yatırım yapma konusunda öyle bir deneyimim yok. Dolayısıyla oradaki risk gittikçe yani benim meydan okuma algım gittikçe düşüyor. Ama şu yaptığım işte anlatma, işte izah etme, bir şeyler yazma, çizme insanların zihinlerini etkileme konusunda... en mesela, kalabalık kaç kişiye konuşma yaptın? En kalabalık... 3 bin küsür... Hacettepe'nin yeni... Pardon 2 bin Yo, küsür. Niye? Üsküdar'da şey, şeyde yaptığın daha kalabalıktı. Yok orada 700-800 kişi. Bağlar başında falan en fazla o kadar oluyor. O kadar mı oluyor? Tabii tabii. O kadar oluyor en fazla. Mesela... E, Hacettepe'de bir büyük bir şey vardı. 30 bin kişiye konuşma. O mesela hiç şey meydan okuma gibi gelmiyor bana. Ya bir yerden sonra aynı zaten. Hani bir Televizyonda konuşuyoruz, zaten ya aynı yani. şey oldu. Çok Gerisi çok işte. Televizyonda konuşuyorsun abi. de. O ya da işte zaten YouTube 30 bin kişi izliyor, 50 yani. bin kişi izliyor. Yani. Ha ama mesela... ne bileyim... Yani Dünya Kupası'nın açılışında bir nörobilim dersi isterlerse bak orada biraz gerilebilirim yani. O enteresan olabilir. Böyle Wembley'de falan helikopter, drone bir şey... olabilir. Ama mesela bu bile değil. Ama sen gidip de... mesela biz şimdi yani 4 yıldır, 5 yıldır... Bu YouTube kanalında Türkçe içerikleri kendi dilimizde rahat rahat vura vura konuşuyoruz. Hadi gel sıkıyorsa İngilizce, Almanca bilmem ne bir şey. Bunu bir başka dilde de ezmeye başla mesela Bu hakikaten dertsiz başa dert. Yapay zeka var kardeşim çevirsin diyebilirsin. Şu anda bu arada hakikaten YouTube'un ücretsiz eklentisi sayesinde bu yapılabiliyor yani. Hem transkript çıkıyor hem çeviriyor. Onda hiç sıkıntı yok. Ama mesela benim böyle bir meydan okumaya ihtiyacım var. Benim oturup da e, falan, orada işte bir bilim insanıyla bir panel yapıp da insanlara ya bak biz Türkiye'den böyle bir getirdik acı sende de bu varmış gel bunları bir çarpıştıralım ne çıkacak gibi falan bir şeyler yapmak şu anda bana cazip geliyor mesela ama bu da çok büyük bir meydan okuma değil bunun bir tık daha ilerisi bir tık daha ilerisi işte orta yaş krizi dediğimiz hikaye o işte devamlı bir insanı coşturan saçma sapan şeyler yaptıran mesele Bunların, bu risklerin alınmaması ile ilgili gibi geliyor bana. Bence Biz sen ama... orta yaş krizini, motosiklet kazasıyla tamamladın. Yok yok, o bir bitti ben yani. orta yaş krizini daha önce geçirdim. Sen <laughs> onu görmedin canım o daha daha... <laughs> ya, ya. Aa, geçelim. Ben onu yaptım, yaptım. Onları... O yüzden çok iş, işten ve... şey anlatırım, hissederek anlatırım o bölümü. Ama mesela o tip hayat krizleri yani... gereken, sana vazife olan meydan okumaları üstlenmediğinde birikme nedeniyle oluşuyor. Yani sen mesela tık tık kendi içinde gerçekten progresif ilerleyici bir politika sahibi olsan ki ben öyle olmaya çalışıyorum. Sen dersin bana gene darlanıyorsun sende bir şey var falan filan diye. O haller geldiğinde bir başka sebebi, başka proje, bir başka açılım. Bunlar yavaş yavaş gazı boşaltıyor tabiri caiz. Çünkü insanın abi beşinci ayar. Sınırları aşmaya Yani Bir şekilde aşmadan olmuyor. Sen ne kadar mesela ünlü başarılı bilmem ne ne olursa olsun, zengin mengin. Bir yerde sana diyor ki konu sahip olmakla ilgili değil, ele geçirmekle ilgili. Yani esas zevk senin olan şeyler sana zevk vermiyor. Ama bir şeye sahip olmak, bir basamağı aşmak, bir yerden tırmanmak. Yani aşağıdayken yukarı çıkmak ya da yukarıdayken aşağı inmek. Peki, bu sana haz veren bir şey. Elindeki bilinirliği, hadi biraz acık zorlamak için, acık sınır zorlayacağım. Elindeki bilinirliği, işte ne bileyim ünlü network sahibi oluyor. Türkiye'nin bilim kategorisi altında ilk 10-20 içerisindeki adamdan bir tanesisin. Yani gerçekten söylediğin sözün gücü açısından da söylem oluşturabilme açısından da. Bunu birdenbire bu alanın dışında bir yerde kullanmak. Mesela Haluk Levent'in yaptığı gibi. Adam sahne sanatçısıydı. Şarkı söyleyen bir adamdı. Ahbap diye bir platforma taşıdı buradaki bilinirliği ya da gücü ya da pozisyonlanmayı. Mesela böyle bir şey ya da bu, bu bu challenge mı sence? Ya ee, şeyde. Ya da illa onunla alakalı bir dernek vakıfı öyle Hı -hı. olmak zorunda değil. Başka bir alana taşımak yani bambaşka bir yere. Yani bu benim arada sen bunu müzikte yapıyorsun. Müzik de o kadar büyük şey ya. Yani müzik benim 20 30 yıldır gündemimde olan bir şey olduğu için benim sana en büyük şeyimi söyleyeyim. Hadi burada canlı yayında açıklıyorum beni hiç kimsenin bir ay boyunca tanımayacağı, bilmeyeceği, beni, benim ne yaptığımı hiç bilmeyen insanların bulunduğu bir yerde, beni de hiç şahsen tanımayan insanlarla birlikte kendimle baş başa kalmak istiyorum. Mesela benim için en büyük challenge bu. Niye biliyor musun? Ee, bu arada sürekli challenge diyoruz, Meydan okuma aslında ya da müşkül. Müşkül diyelim daha doğrusu. Bu bir müşkül çünkü sen sürekli olarak ekranlarda orada burada hatta yatakta uyuduğun sürece de bile ekranlarda olduğun bir süreçte gerçekten ne olduğunu unutabiliyorsun. Çünkü persona, o insanların karşısına koyduğun kimlik bir süre sonra senmişsin gibi geliyor sana. Ama insan gerçekten ne zaman kendisi? Hiç kimse onu görmediği zaman. Hiç kimse onu bilmediği zaman. Yani kendiyle baş başa kaldığı zaman. Şimdi uzunca bir süre ailenle berabersin, işte bir kalabalığın içindesin, iş güçtesin. Bir sürü insanla izleyici, işte seninle görüşüyoruz. Bunların hiç olmadığı bir yer düşün. Ve orada mesela hakikaten bir ay döngüsü kadar sürece el elde baş başa kaldık. Ben acaba nasıl bir adamı merak ediyorum. Mesela bunu uzun süredir yaşamadım. Mesela tatile gidiyorsun. İşte geçen tatilde gittik. Yolda her gün 2-3 kişi çevirdi, şey yaptı. Hani o pozisyonu bozamıyorsun. Belki sapatacağım abi ben. Belki başka bir şey yapacağım. Belki miskin miskin yatacağım. Hiçbir şey yapmak içimden gelmeyecek. Ama ben mesela bilgisayarımı açıp da kitabıma yeni bir bölüm yazarken Orada insanlar benden bunu beklediği için mi yapıyorum yoksa gerçekten içten gelen bir hikaye mi yazıyorum? Bundan çok emin olamıyorum mesela artık. Çünkü bir süre sonra çok artistik bir sorunmuş gibi geldi bana. Ha yani merak ediyorum ha benim meydan okumam bu. Ya düşünsene 5 gün hiç konuşmamış bir Sinan Sen hiç gördün mü böyle bir şey? 5 gün hiç konuşmamış yani. Tabii Allah eksikliğini göstermesin ama Mesela yok benim uzun süredir böyle bir anım yok yani. E şöyle bir sürmenece bağlanıyor tabii mevzu. Şimdi bunu 5 yıl öncesinden hatırlıyorum bunun sohbetini yaptığımızı. Bu senin için en eğlenceli olan şeydi. Yani yeni insan. Bu arada sendeki adrenalin karşılığını biliyorum. Senin en sevdiğin, senin gerçekten en lezzetli masan yepyeni değişik zenginlikte insanlar sen yüksek bir motivasyonla merak eden, soran, öğrenen bir hani bu bu evet, ilişkileri kendi kendisi. Burada şey de Yaş, cinsiyet, Değil hani statü mü statü ayırt ediyorsun sen. Ya. Yani hani sen, evet. senin beslenme biçimin böyle yani. Hani, insanlarla karşılaşmaktan hoşnut duyuyorsun. Ben mesela seçkinciyim o konuda. Ben bu, bu olmaz böyle. Yani, öyle davranabiliyor musun? Sen öyle davranmıyorsun. Eskiden daha öyleydin de şimdi gevşedin <gülüyor> biraz. <gülüyor> e, evet yani daha... Seni de bozduk. <laughs> bence ben senden bir sürü şey öğrendim yani. Tabii şey, karşılık. Şey, e, muhtemel öyledir ama ben benim tarafımı biliyorum e, bir hikayede. Hani bir, bir sürü şeyi motive olarak da öğrendim. Yani hani baktığında hikayelerimde zemin ararken, kafam dağınıkken tam bir işte projeci, bağlantısallık konusunda, fikir konusunda iyi falan bir adamken tutarlı belli kategoriler oluşturabilecek kadar veri aldım. Ya abi, ben ben bildiğin elektrikli e, süpürgeyi dayadım, yani, emdim. Sen farkındasın ya da değilsin. E, ama öbür yani. taraftan işte insanın fabrika yazılış sürecini, lansman sürecini, sonrasını yeni dünyanın cesur insanı aşamalarını düşün. Yani benim mesela dağınık zihnimi organize edecek de böyle bir şey lazımmış, bir eşlikçi lazımmış yani. Mesela bütün o süreçlere bakıyorum. Şimdi bu muhabbetler olmasa onlar ya olmayacaktı ya bambaşka bir şey olacak. İnsanın fabrikalarını nasıl formüle ettiğimizi hatırlıyorsun tahtada mahtada. Yani onu bir teoriye dönüştürelim diye basa basa senin böyle devamlı ne diyor lan bu diyorum. Yani nasıl teori var ve sonra hakikaten benim kafam doyuyor. Yani senin stratejik bakış açın bende olmayan bir kas mesela o zaman itibariyle. Bilmiyorum şeyler öğrendim ama galiba kafam biraz öyle çalışabiliyor. <laughs> yavaş yavaş. Ya bu e, dostane insani ilişkide bir tür evet yani e, kırkından sonra zor olan bir şey e, benim için de çok eğlenceli oldu bir e, şeyde yani hani bir karşılıklı birbirini dengeleme işte kültürel olarak da denk olma bir, bir şeylerde e, bu pozisyonda ama iyi e, ya da bunu bu oradaki duygusunu anlıyorum e, hissettiğim de duygu ben bir sürü şey öğrendim muhtemelen de sen de yoksa zaten niye bunu lan, 4 yıldır bunu yapıyoruz işte. Niye bunu yapalım yani? Hiç kimse ne Şu... parası var ne <laughs> statüsü var yani. Yok statüsü çok havalı. Yolda tanıyorlar mı? Tabii Can Canan etiketi var artık yani. Tabii. Hadi doğru bu söylüyorsun. Bu arada o lafı kapattık lan. Önce Can sonra Canan deyince Türkiye'de muhtemelen önce biz akla giriyoruz. Evet. Önceden bu bir değişti yani. <laughs> evet, evet, doğru Ama söylüyorsun. Ama mesela şimdi biz bunu senelerce senelerce yapabiliriz. 10 sene daha yapabiliriz. Ama bunun yanında böyle çeşitler olmadığı zaman Big Lebowski oluruz abi. İzledin mi Big Lebowski? Evet. Dürt vardı ve arkadaşlar var. Sürekli bowling'e giden dört tane manyak vardı. Ya bir süre sonra insan kendi nasıl diyelim onu kan kişileriyle dünyaya kapalı bir birliktelik kurduğu zaman hakikaten debilleşiyor. Bu bence yaşlılığın, yaşlanmanın yani ruhi yaşlanmanın en büyük şartlarından biri. Hep aynı şeyi yapmak. diye böyle konuşuyoruz değil mi farkındasınız? E tabi ya bir de şey bastı tabi doğru söylüyorsun <laughs> aynen öyle. Şimdi, şimdi birdenbire dedim biz ne oluyor lan 63 yaş konuşması yapıyoruz burada. bir Birden öyle bir şey alıyor. Allah ömür <laughs> verirse <birisi> 63'te Tamam. Neler neler konuşacağız Ama yeni yeni... Müşkül bunu karşılıyor mu emin değilim. Ben yine challenge diyeceğim ya da çatışma. Yani yeni çatışmalar kurmak. yani ben tüm müşkül anlamda kendi müşkül çıkarmak, kendi bir basamak koymak ve onunla yükselmek. Yani sonuçta düz yol yerine müşkül. Öyle tabir ediyorum e, daha çok. Bu gittikçe daha zorlaşıyor. Çünkü yani orada 20 yaşındayken bu çok kolaydı. Hayatta denemediğim ve deneyimlemediğim tonla duygu ve çatışma vardı. Hangisini tutsam oradan zaten tecrübe ürüyordu. Yani onları yapıyordun. Ama bak Şimdi. biraz önce söylediğim sen çok artist ve seçkinci bir sorun buldun ama o yükselen çıtanın sınırı yok ki hacım. Bir süre sonra o meydan okumaları, o müşkülleri artık üretemez oluyorsun. Ama bir de hep başarılı olduğun, hep gitin, hep yapa geldiğin bir şeyi yapmama müşkülü var. Yapmama meydan okuması var. Benim mesela o sessiz kalmari dediğim şey bir de o Sinan Canan'ı görmek lazım. Yani bir de onun kapasitesine bakmak lazım. Ben şimdi devamlı yeni insanlarla tanışmayı niye seviyorum? Onun gözü benim için başka bir perspektif. O ay hiç aklıma gelmemişti falan oluyorsun. Bazı tırt çıkıyor ayrı konu ama yani genellikle verimli bir şeydir başka bir insan. Ya bir de kardeşim dur sen kendi manzaranın yüzde yüz gördün mü bakayım yani. Kapat şalteri. Kapat derken Allah kimsenin eksikliğini göstermesin. O ayrı konu. Hayatımdaki hani en lüzumsuz adam dahil olmak üzere hepsinin çok büyük katkısı var ama bir de böyle bir perspektif var. İşte burada hep progresif, hep ilerleyici bir meydan okum biraz Amerikan stili bir şey, öğretinin kalıntısı gibi geliyor evet. bana. Bir de gerçekten o dönüşü yapmak, gerçekten durmak, gerçekten bir falan bir sorgulamak. Ben ne yapıyorum? En zor şey Ankara esnaflarının bir hastalığı olarak bir arkadaş öğretmişti bana bunu. Bir adam bir işten para kazanıyorsa yaptığı işteki yanlışı onu söyleyemezsin. Söylesen de kabul ettiremezsin. Çünkü para kazanıyoruz abi diyecek. Yani onun yanlış bir tarafı olabileceğini kazanım varken düşünemiyorsun. Ama gerçekten stratejik kısmı nedir? Abi biz bunu yapıyoruz da bu daha iyi yapılmaz mı? Bir duralım bir bakalım. Benim biraz galiba öyle bir şey herhalde bir ihtiyaç oluşmuş. İnşallah nasip olur bakalım. Yürüyeceğiz göreceğiz. Brüksel semalarında değilim orada kimse beni tanımıyor. <laughs> <laughs> Yok ya Brüksel'de bile yolda bir kere imza istediler ama Türk de o tabii. Televizyon oradan Yani geldi. tanınmadığın alanlara gitmek kolay bence. O kadar o kadar da şey değil. yani İzlanda'da kimse ben eminim ee, yok bir şey. <laughs> ama senin da... ürettiğin bilginin e, Avrupa'da bir nebze, Amerika'da çok ciddi karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yani baştan evet, e, kafadan. Iyi, yani senin ürettiğin bilginin bağlamın ya da bakış açısının Amerika'da gerçekten bir ihtiyaç ya da bir bir yaklaşım olduğunu zannediyorum. Yani bir Orta Doğu'da karşılığı var, Azerbaycan'da zaten karşılığı var, orası kardeş, bir de Amerika'da karşılığı var. Humans Default Settings is going to be published in 2024. Bunu duyursun yapmış olan Bir tane İngilizce videomuz olsun ya. <laughs> Çekeriz, yaparız <Allah>. olur. <laughs> Güzelmiş. Yaptım şimdi. <laughs> Reklam spotu. <laughs> 2024 fakat. Four.